Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Açılışı mecburen burada yapıyorum çünkü sabahtan beri mutfaktayız. Son hazırlıkları yapıyoruz Mevlid için. Yani geceden beri daha doğrusu. Bunlar gece hazırlandı. Şimdi hepsi kızartılacak şöyle Sıvyan içinde. Ondan sonra şurada poğaçalar, birinci tepsi mi bu anne? İki tepsi yaptın da bir sürüler. Sen çok çeşit hazırlamışsın. Evet, pide de yaptırıyorum. Aslında poğaçaya hiç gerek yoktu ama annem yapmak istedi. Gizliden hamur yoğurdum bu mesela. Valla ben yatarken sabah hamuru yoğurmuş bile hanımefendi. Sonra şurada da var. Bunlar da olacak. Ben de burada makarna salatasını böyle doğradım. Yani patatesler haşlandı. Sadece sıvı yağ dökeceğim ve baharatlayacağım. Sonra karıştıracağım. Ama onu en son yapacağız. Makarna salatam içinde bu kornişonları falan hepsi doğrandı şöyle gördüğünüz gibi. Bunun da sadece yoğurdu hazırlanacak ve makarnası haşlanacak ama onları sonra yapacağız. Şu anlık durum böyle yani. Kurabiyelerimi de zaten görmüştünüz. Ay, keklerim kek mi? Pasta mı? Küçük pasta. Mini pasta. Mini pastaları dünkü vlogumda gösterdim. Bugün sonra gösteririm tekrardan. Onlar da zaten dünden hazır. Yani pek bir işimiz kalmadı. Birazdan da hazırlanırız artık yavaş yavaş. Çünkü 2 saate orada olmamız lazım. Evet, benim oğlum da kendi mevlidine hazır. Değil mi anneciğim? Tabii ellerini yemezse. Şöyle kombinini gösterelim. Gömlek giydi. Şöyle yeleği var. Papyonu var. Nazar duası var. Şöyle maşallahlı. Şöyle bir kombin. Bu da yeni aldığım ayakkabılar. Çok tatlı oldu bence. Ama bayağı bir stresimiz olduğu için anne hiçbir şey çekemedi oğlum ya. İnşallah salonda bir şeyler çekebilirim. Şimdi birazdan salona gideceğiz. Hatta geç de kaldık yani. Artık gidelim. Değil mi alışım? Bu arada dayı da burada. Azat dayı. Bakın her şey yer yerde ya. Neyse artık gelince toplayacağız değil mi oğlum? Evet arkadaşlar, ben de hazırlandım. Şimdi elbisemi sizlere göstereyim. Şöyle bir abiye sipariş vermiştim. Böyle şifon kolları balon. Çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Böyle dökülüyor. Aşağı süzülüyor yani. Aha, önünden de Azat geçiyor. Şöyle. Ama çok güzel gerçekten. Şu detayları falan da aşırı hoşuma gitti. Elbisemi aldığım yer Asya Moda. Size linkini bırakırım eğer bakmak isterseniz. Böyle. Annem de elime niye bakıyor? İnceliyorum. Saçlarımı da böyle yaptım. Şöyle duruyor. Yani ben hazırım. Arkadaşlar biz şimdi evden çıktık. Akif geldi, bizi aldı. Şu an tek oğlum, ben ve eşyalar falan, yemekler arka full dolu. Her şeyi şimdi götürüyorum. Dekorcular da zaten oradaymış bile, sağ olsunlar bitirmişler. Hemen gidip masaları düzenlememiz lazım daha misafirler gelmeden. Bir arkadaşım gelmiş bile, Esra, beni daha demin aradı. Neyse hemen gidelim halledelim, diğerleri zaten hemen gel. Böyle elbisemi gösterdim zaten Asya Moda'dan. Değil mi oğlum? Seni yerim ben. Aşkım. Aşkım. Evet arkadaşlar, biz şu an salona geldik. Biraz sesli kusuruma bakmayın ama size şöyle dekorumuzu göstermek istedim. Şöyle Azure Event'e yaptırdım. Sizlere zaten linkini aşağı bırakacağım. Ve benden gittiğinizi söylerseniz %10 indirim olacak. Yani bence kaçırmayın çünkü her şeye göre dekor yapıyorlar. Hani doğum günü, mevlid, söz olsun, her şeye uygun istediğiniz gibi süslüyorlar. Ben bu sefer böyle tam pasti seçtim şöyle. Bu tarafta da balonları var. Bence gayet güzel duruyor. Çok beğendim şöyle masalarıyla birlikte. Dediğim gibi size sayfalarını etiketleyeceğim. Şöyle tekrardan göstereyim. Bu arada misafirlerim de gelmeye başladı. Şöyle yavaştan bir göstereyim size etrafı. Şöyle masalarımız. İçecekleri biraz böyle dağıttı arkadaşım. Şöyle burada da masalarımız var. Zeytin Rüzgar şu an babaannesinin yanında. Burası da mutfak. Burada da zaten birazdan bir toparlamamız lazım burayı. Çünkü biraz kötü görünüyor. Ama yeni geldik yani. Daha neredeyse kimse geldi. Sayılmaz öyle. Bu arada Merve burada dekoru yapar. Dediğim gibi etiketleyeceğim size sayfa. Eline emeğine sağlık canım benim. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle tekrar göstereyim. Bu şekilde. Arkadaşlarım da bize bak, sıkıyorlar arkada. Kaçtı. Çağlan da geldi. Rüyamızı var. Çok teşekkür ederim. Bana geldiğiniz için mutlu olduk. Kadına bakıyoruz. Kadına da bir gidiyor yavaş yavaş.
sizlere hemen menüyü gösteriyorum. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Şöyle kayınvalidem sarma sardı. Bunlar zaten gördünüz. İçli köfte, patates salatası, makarna salatası, poğaça ve şöyle tatlılar var. Bir de baklava ve pide gelecek ama onlar geldikten sonra gösteririm. Şu anlık böyle. Evet, arkadaşlar da burada. Çekilmeyin kızım. Evet, içecekler. Aa, turşuları unuttum. Turşular. Evet, şöyle pideler de geldi. Maalesef bayağı abartmışız ama sorun değil, şeye kaldırırız. Şey, buzluğa çekile. Aynen, yapacak bir şey yok. Şurada da iki tepsi baklava var ama bir tepsi olsa da yeterdi. Bilmiyorum neden bu hataya düştüm Şiki. Sen söyle. Çok aldım. Bir orduyu doyuracağız şu an. Aynen. Şu an servisler hazırlanıyor. Sadece pideyi ayrı koyacağız. Çünkü yer kalmıyor yoksa. Şurada hamarat kızlar. Bakın hepsi ayrı ayrı arı gibi çalışıyorlar. Canım arkadaşlarım, canım dostlarım. Şöyle bakın. Herkes bir şeyler yapıyor. Şuki de tatlıları dağıtıyor. Görümcem de orada. Hepsi yapıyor bir şeyler. Süpersiniz kızlar. Yeah.
Çok şey kaldı. Bir de fiyatlar bu kadar iyi. Çok şanslı bir şey var ya. Ama ben yine dedim ki değiştirirsin. Hatta ben bir de sana. Büyük ağzım yok. Çünkü ben bir şey getirmiş. Yok yok. Her şeyi getirmiş. Çok güzel kazalar. Ceket çok güzel. Ellerine sağlık. Otu ben o bilgiyle oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım benim. Çok sağ ol. Tekrar İnşallah. Valla kontrolü çok fazla. Aynı böyle giydim ki. Ne şuna atlayın. Sana şuna atlayın. Sana yan yana var. Olsun canım saçmalamam. Olsun canım. Şunun içine neyse karşılıklı bir yanında. Hayır canım ne gerek var? Gömleğine bak. Aa, o ceketiyle de çok tatlı. Aynen ceketiyle birlikte. Ama tiplere bak bir ara. Bu daha büyük. O daha büyük. Bir yok. Aynı takımı gördüm, alacak mı geri vazgeçtim. Bu kimin aldı? Ha bu annemin aldı. Onlar benim aldılar. Ben sana zaten köy önce de gördüm. Ben de ben gördüm. İyi, ben de aynısı alacaktım geri vazgeçtim. Şu kaldı. Bu da annemle. Bu da ben burada ya. Lan şu an bir kim ya? Ana! Ödümüz kapat, kapat. Kapat, kapat. Anne bu hangisi? Anne bir şey anlayın. Ya yürüyorum. Evet arkadaşlar şöyle ani bir geçiş yaptım. En son sanırım Mevlüt'te çektim. Şimdi eve geldik. Fark ettiyseniz hemen üzerimi değiştirdim ve makyajımı çıkardım. Çünkü en rahatı böyle. Saat şu an 11'e geliyor. Bayağı geçti. Bir saat kaçı çıktık anne. Bu arada annem beni çekiyor. Evet kızlar sallamamaya bayağı başlayayım. Yorulduk. Bittik yani ama değdi güzeldi. Ve anne olarak ben hala ayaktayım. Ve elimde merhaba. Aynen ya. Gerçekten kurban oldum gerçek, canım annem. Gerçek ama çok güzeldi. Keyif alıyorum ben zaten. Evet güzeldi. İş valla enerjine zaten her zaman hayranım. Bir maşallahınızı alırız annem maşallah için. Gerçekten. Yani ben bilmiyorum senin yaşına gelince acaba nasıl olacağım inşallah senin gibi olurum. İşte Azat da bana çekmiş kızlar hiç yorulmuyor ya bu çocuk. Aynen. Neyse biraz Mevlid'den bahsedeyim. İşte yaptık Mevlid'imizi çok şükür Allah kabul etsin inşallah.
Çektim size aslında bayağı bir şeyler çektim. Gelenlere buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gelen hediyeler için de ayrıca hani takıları için. Birkaç bir şey çekmeye çalıştım. Hani o son hediyeleri biraz böyle hepsini bir torbaya hani boşaltmak istedim. Böyle düzenlemek istedim. O yüzden sizlere de kısa bir şey çektim. Ama yani tüm hediyeleri gösteremedim. O yüzden buradan tekrardan alanlara teşekkür ediyorum. Kaç hepsine, saat sürerdi. Evet, hepsine kız kardeşime etiketlerini falan söktük. Hepsi yıkanması lazım. Ondan sonra dolabına asacağım. Yani daha çok işim var aslında ama bugün yapmayacağım. Dediğim gibi saat resmen 11 oldu. Eve geldik zaten evi toparladık falan. Birazdan da keyif yaparız biraz çünkü çocuklar uyuyor. Ben de bir kahve içerim. Ben de bir oraya bakıyorum, bir sana bakıyorum. Kahve yine de içerim bir tane bencede. Var. Bir de dizi bakacağım. Evet, dizi bakalım. Nerede kaldıydı? Yani çok güzeldi, yorucuydu ama değildi. Evet, çok güzeldi vallahi. Hele en güzeli benim Mirzoş'umdu. Evet, Allah'ım bir insana krem rengi o kadar mı yakışır? Çok tatlıydı. Sana da çok yakışır. Ama demek neye üzüldüm biliyor musun? Hiç böyle güzel resim çekemedim. Mirzoş dedik de önüme çıktı. O resimde kurban ol, pasaport resmi ne? Çok komik. Burada 3 aylık mı ne? 2,5 aylık. Ama sen hiç onu outfitiyle çekmedin mi? Hiç çekemedim. Ama giydirip çekeceğim. Pazar günü zamanım olur. Yok, aynı makine attım yıkanı kirletti. Yıkansın. Kurur ki. Yani doğru, aynı outfitini giydir. Aynı giyip tekrar güzel resim çekelim. Çünkü bugün çok stresli ya. Ne olacak ki sanki? Bizim halimizi görseydiniz. Aynen bugün. Çekerim öyle bana hatıra kalır. Ama Mirzoş'la çektim birkaç tane de kötü olan Akif'le hiç çekemedik. Hep gel götür işleriyle uğraştı. Vallahi. Akif sabah 7'den akşama kadar aynen, taksicilik yaptı. Aynen. Akif hep böyle gel götür işleri, biz de evde işte uğraştık. Böyleydi. Ama çok güzel geçti. Aynen, keyifliydi. Güzeldi. İnşallah Rabbim düğünlerine de nasip eder de. O değil de 6 ay sonra şimdi doğum partisi. Ama onu böyle neyse, büyük yapmayacağım. O aile arası zaten evde. Sen de sonra düğünü var. Akif onu mu duydu ki? 22 sene sonra mı? Hesaplamış, 22 yaşında mı evlendiriyor? Nereden biliyorsun 22'de evleneceğini Akif? Vallahi ben de. Ağlamışsın Akif. Sen de çekin mi Akif? Çok yorulduk. Sen de duygularını alalım. Mevlid babası hiç resim çekilmedi. Vay ya vallahi. Ben sana ben de orada olabiliyorum. Sen duramıyorsun, hep kadın da ocak kadın vardı. Kur'an okudu. Ya o doğru da. İlahilersin. Senin de bayağı zamanın bile yok. Ama güzel yani, güzel olmuş, gördün mü? Çok güzeldi yani. Allah kabul etsin. Amin amin. Rabbim herkese nasip etsin. Amin. Önce hayırlı kul, evlat nasip etsin. Sonra da amin, öyle şeyleri yaşamayı nasip etsin. Amin, güzel amin, amin inşallah. Tabii. Böyle işte. O zaman ben artık videoyu burada kapatayım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum ve bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.